Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahillezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alâl hayr ve lev asîrâ. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasilen nebî sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. İzâ ene muttu ve Ebu Bekrin ve Umar ve Osman istata'ta en temûte femut. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhimü salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları rıdvanullahu teala aleyhi mecmainin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden ithal darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşah efendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen tüm kardeşlerimizin, geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İzen ta'ale ahadukum felyepte bilyumna. Sizden biriniz, şimdi İslam, bakın bir askerlikten bahsetti, bir şundan bahsetti, siyasi olaylardan bahsetti. Şimdi İslam hayat dini, şimdi giyim kuşam konusunda bize bilgi verecek hadis. Sizden biriniz ey Müslümanlar, ayakkabısını giymek istediğinde felyepte bilyumna, önce sağ pabucunu giysin, sağ ayakla başlasın, Bismillah desin. Ve izâ khala'a na'lehu. Ama ayakkabısını çıkarırken felyepte bişşemâl, önce sol ayağını çıkarsın. İslam edep dini. Biliyorsunuz Mevlana Şems-i Tebrizi var. Mevlana ile karşılaşmışlar biliyorsunuz. Öyle de çeşim bükşe cümle kelamullahira. Ayet ayet hem kira Kur'an edebest. Akıl dilem göft ki iman, çi başet iman, akıl dilem göft ki iman edebest. Diyor ki, Kur'an'a ayet ayet bak. Kur'an baştan sona edeptir. Allah'a karşı edep, peygamber karşı edep, insanlara karşı edep, nefsine karşı edep, ailene, çocuklarına, komşuna hep edep. Çizilmiş böyle sınırlar. İslam ayet ayet Kur'an edepten ibarettir. Akla sordum, iman nedir? Çebaşet iman, iman nedir? Akıl dilen göft ki, akıl bana söyledi ki iman edemez. İman da edeptir. Allah yok demek en büyük zulümdür, edepsizliktir. Var Allah çünkü. Öyle diyor Descartes. Evet. Ben varım, öyleyse Allah da var diyor. Şu insanın şekline bakın. Hiç bir proje var. Gözler önde, burun önde, arada ağız, iki dudaklı, altta kulaklar, yanında kıvırcıklı. Ya bir adam gözü tepede çıkmıyor, görüyorsunuz. Bu projeyi kim çizdi? Kim? Allah. Öyle diyor Descartes. Je pense donc je suis. Düşünüyorum, öyleyse ben varım. Ben varım, öyleyse Allah var diyor.
Beni yoktan var eden bir Allah var. Allah var. Şimdi Allah var. Düzen ortada. Güneş doğuyor, batıyor, ay çıkıyor, yıldızlar çıkıyor. Bir düzen var. Bu bile Allah'ın bir olduğunun ispatı. Kim yarattı bunları? Allah. İki olsa kavga ederler. Bir yaratacağım der, bir yapmayacağım der. Anlaştılar derlerin, aciz olurlar. Allah ortak kabul etmez ki. Bizim inandığımız Allah böyle. Kadir mutlaktır. İki olsa da anlaşsalar aciz olurlar, ortak. Bir olsa işte yaratmış, var, kavga yok. Kavga etseler yaratılmazdı kainat. Var olduğuna göre demek ki Allah var. Evet, bu var olan Allah'a yok demek en büyük edepsizliktir, zulümdür. Peygamberimizin peygamberliği gün gibi aşık. İlim adamları bakıyorlar, ilkokula gitmedi, tıp fakültesi gitmedi. Kur'an'da çocuğun ana rahminde geçirdiği safhalardan bahsediyor Allah. Öyle diyor Maurice Bucay, dünyanın en büyük tıp profesörü. Muhammed diyor, ilkokul tahsili yok, tıp fakültesine gitmedi. Bugün ilmin vardığı nokta da bu. İnsan karnında, ana rahminde ceninin safhaları var. Muhammed nereden öğrendi bunu diyor. Çölde nereden öğrendi? Allah'tan öğrendi diyor. Allah var, o da onun elçisi diyor. Ve imana geliyor. İmana geliyor. Evet, böyle gün gibi açık peygamberimizin peygamberliği. Sen bu peygamber değil dersen haksızlık değil mi? Zulüm değil mi? Edepsizlik değil mi? Allah'a karşı edep, peygamberlik edep, onun söylediklerini tutmak, seviyorum demek yetmez. Sevdiğini ispat edeceksin. Sevdiğini ispat edeceksin davranışlarınla. Edepsizlik olur yoksa. Evet, insan Allah'ın yarattığı en şerefli mahluk. İnsanlara saygı duyacaksın, edepsizlik yapmayacaksın. Hanımına, çocuklarına karşı, çocuklarına karşı, komşulara karşı. Evet, iman edepten ibarettir ve selam. Evet, şimdi bakın, ayakkabı giyeceğiniz zaman sağdan giy, besmele çek. Çıkarırken sol ayağın önce çıkar. Önce soldan çıkar. Evet. Neden? Ayakkabı niye giyiyorsun sen? Ayağıma çöğür batmasın. Batmasın pisliklere. Üşümesin, değil mi? İyiliğe en çok ne lazım? Sağ taraf lazım. Keramete en çok sağ taraf lazım. İlkin sağla başlıyorsun, en sona sağla çıkarıyorsun ki bir fazla keramete layık olduğunu göstermiş oluyorsun. Bu bir edeptir. Ben önce sağ çıkarsam haram mı olur? Öyle bir şey söylemedik. Edeptir dedik. Edeptir. Keza geçenlerde de söyledik. Teyemenu fi külli şey. Her şeyde sağı tercih edin. Evet. Mesela benim saatim sağda. Peygamber sağı tercih edin dediği için. Bu hadisten dolayı ben sağıma taktım. Bu niyetimden dolayı inşallah sevap alacağım. Ben inanıyorum. Soluma taksam haram mı olurdu? Hayır canım. Haram filan olmaz. Ama peygamber sağı tercih ettin dediği için, benim de niyetim olduğu için ben bundan icra alacağım. Sen de bu hadise inanıyorsan sağını, saatin sağına tak. Bak burada yazıyor şimdi. Ayakkabını sağla giy. Evet. Çıkarken solla çıkar. Evet. Litekün el yemin evvelehüme. Tün'alu. Giyerken sağ. Sağ kolunu ceketin giy. Pantolonu sağ koyun, ayağını sok önce. Ayakkabını sağ ayağını. Sağı tercih et. İkisinin giyerken önceliği sağda olsun. Kolun sağ, ayağın sağ. Ve ahiruhuma tunzau. Evet. Eğer çıkarırken bu defa sağ en son olsun. Soldan çıkarmaya başla. Hadis bu. Ondan dolayı güzel işlerde, rakı içerken de sağla başlama. Güzel işlerde sağ ele hürmeten, edep gereği sağla. Peygamber onu söylüyor. Evet, tekrim. Güzel işlerde sağla başla. Evet. Mesela abdest alırken önce sağ elini yıka. Gusl ederken sağdan başla.
Teyemmüm ederken sağdan başla. Giyerken sağdan başla. Ayakkabı giyerken sağdan başla. Pantolon giyerken sağdan başla. Mescide giderken sağa gir. Misvak kullanırken sağ tarafından başla. Evet. Mesela sürme çekmek sünnettir. Antibiyotiktir. Göz hastalıklarına da engel olur. Sağ gözün önce sürmele. Tırnaklarını keserken vakalemul azfar. Evet. En şerefli şehadet parmağı değil mi? Eşhedü en la ilahe illallah. Şehadet parmağından başlayacaksın. Böyle gideceksin. Baş parmakta bitireceksin. Bunu böyle koydun. Buradan başlayacaksın. Başta bitireceksin. Tırnakla kesme edebi bu. Ayaklarını keserken en sağdan başlayacaksın. En sola doğru gideceksin. Ama el böyle. Yumdun mu? Şehadet parmağından başlayacak başta. Küçükten başla başta böyle. Bu usulü takip edeceksin. Sün edep bu. Mesela tırnak keserken sağdan dedik. Şehadetten böyle onun sağından. Koltuk altlarını haftada bir tıraş etmek veya 10 günde bir veya en 15 gün bir. Hele hele 40 gününü geçirmemek lazım. Koltuk altı tüylerini, kasık tüylerini temizlemek lazım. Müslüman temiz olur. Mikrop yatağı olur yoksa orası. Sağdan başlayacaksın. Sağ koltuğundan. Başını tıraş ederken berber efendi, berber bilmiyor bu gibi şeyleri. Berbere gittin mi sağdan başla arkadaş. Sağdan başla. Evet diyeceksin. Evet. Namazı bitirdik. Önce nereye selam vereceğiz? Sağa vereceğiz. Sağa. Evet. Yerken sağ elinle yiyeceksin. İçerken sağ elinle içeceksin. Musafa ederken sağ elinle. Hacer Esve selam verirken solla yok. Sağ elini kaldıracaksın. Bismillah Allahu Ekber. Sağ elinle selam vereceksin. Rükn-i Yemani de selamlanır bize göre. Hacer Esve'de gelirken Kabe'nin köşesi Allah hacca gitmeyi en sakın zaman nasip etsin. Oraya gelirken sağ elinle. Ve hurcu min hala. Haladan çıkarken sağ ayağını çıkacaksın. Ama girerken sol ayağını gireceksin. Neden? Halayı bir yer değil ki. Oradan kurtulduğun mu sağ. İyi şeyler de sağ. Evet. Verirken sağla. Alırken sağla. Sen kıyas et. Evet kıyas etsen. Bu peygamberin edebidir. Tuvalette sol elin kullanacaksın, yıkanacaksın. Avret yerlerini sağ elle yıkamayacaksın. Edeb aykırı. Sağ el güzel işlerde. Sol elle önün arkanı yıkayacaksın. Evet kıbleye önün arkanı dönmeyeceksin. Evet böyle. Tirmizi diyor ki sağ yeminullah. Hani diyorsun ya sağ kolu. Güvenilen insan sağ kolu denir. İtimat edilen. Evet. Allah'ın sağ kolu Muhammed Aleyhisselam. Ebu Bekir. Evet gibi. Evet Allah'ın sevgilisidir sağ. Onun için solu sağa yardımcı vereceksin. Bu beceremedi mi buna yardımcı. Ve daha işte kötü işlerde bunu gördüreceksin. Bu demek değil ki sol elin kesat. Yok 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 öyle bir şey söylemedi. Bu bir edeptir. Bu bir edeptir. Peygamber bunu tavsiye ediyor. Tavsiye ediyor. Evet. Allah'ın sevdiği kullar arşın sağında bulunacak. Kur'an'da var. Kim o? Adaletli imam. Genç yaşına rağmen davet ediyor zinaya. Şu bu. Delikanlı kanı kaynıyor. Zina etmiyor. İbadetle geçiriyor gençliğini. Arşın gölgesine gölgelenecek. Allah için sevişenler. Arşın gölgesine gölgelenecek. Gece kimse görmeden kalkmış namaz kılıyor. Allah derken şapır şapır ağlıyor. Fafadat ayna haliyen
kimse görmediği yerde Allah için gözyaşı döken kimseler, Allah korkusundan arşın gölgesine gölgelenecek gibi. Yani saadet ehli sağ tarafta. Kitaplar, kurtulacak olanlar sağdan veriliyor. Evet. Sevabı yazan melek sağ tarafta olan melek. Sol tarafta olan melek günahları yazıyor gibi. Evet. Hayır yaparken sağla. Böyle alırken sağla. Hiç unutmayacağız. Bu İslam edeplerindendir. Peygamberin işte okuduğum, arz ettiğim sünnetlerindendir. Hadis-i Şerif, Buhari, Müslim, Ahmed İbni Hanbel, Tirmizi, İbni Mace, İbni İbban, Ebu Hureyre'den sahih olarak nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İzen tehe adukum ilel meclisi fe in vussi'a lehu fel yeclis ve illa fel yanzur ila avsa'il mekanin yarahu fel yeclis fihi. Şimdi edep dini dedik ya, sizden biriniz kardeşini ziyarete gidiyorsun. Evvela anan, baban, kardeşin, din kardeşin, arkadaşın, komşun, merhaba dediğin bir kimse ziyarete gitmek sevap, Allah'ın rızasını kazandırır. Gittiğin zaman baktın ki yanında 3-4 tane misafir var. Veya şimdi biz burada ders yapıyoruz. Bak burada toplandınız, hadis dinliyorsunuz. Veya bayramda gittiniz, bir sürü adam var eve. Evvela zil çalacaksın. Allah'ın emri, haber vermeden girmen diyor. 3 defa zil çaldın, buyur dediler, girdin. Varınca Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve Aleyküm Esselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Selam verecekler. Meclistekiler. Bir kişi verse de olur. Hepsi verseler daha güzel olur. Ondan sonra oda dolu. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel söylüyor bak. Vardın, hınca hınç dolu. Kapıda bekliyorsun ki bana kalkın da yer verin. Demeyin öyle diyor bak. Demeyin, İslam edepten ibaret. Bir meclise vardığınız zaman, evet, bir meclise vardığınız zaman buyur 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 derlerse gösterilen yere otur. Yok yok estağfurullah, ben oraya oturmam deme. Bu Allah'ın ikramıdır. Reddetme. Buyur buyur şuraya otur dedilerse, yer verdilerse hemen otur. Bu Allah'ın ikramıdır. Müminlerin birbirine sempati duyması için. Yer açtılar, hemen otur oraya. Yok. Yer vermediler. Şöyle bir bak. Boş buldun yere otur. Boş buldun yere otur. Kimse kalk lan deme. Ben makamım şu filan. Olabilir. Ben zengin adamım deme. Öyle diyor Peygamberimiz. Evet. Kimse yerinden kaldırma. Eziyet duyar adam. Kalbi kırılır sana. Kalbi kırılır. Yer bulamadın. Geç kalmışsın. Kapının eşiği kalmış sana. Ben oraya layık adam mıyım deyip tam meclisin ortasına oturma diyor. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oraya oturma. Herkesin önüne kızarlar. Hem sonra geldi hem de en öne oturuyor. Derler. Efendilik, edepli davran. Hiç kimseyi yerinden kaldırma. Onlara zarar vermektir, yasaktır. Evet. Yok, ben sonra geldim. Ama makamım şu. Zenginim. Hiç böbürlenme. Otur boş bulduğun yere. Nefsinin gururunu, kibirini kır. Şeytana muhalefet et. Allah'ın dostlarının, ki onların başında Muhammed Mustafa gelir, meclise geldi mi, kalkmayın kalkmayın, beni Meryem oğlu İsa'ya benzetmeyin, hemen oturmak ister. Hayır ya Resulallah, olur mu? Kendi istekleriyle. Bak bak, kalkmayın kalkmayın, hemen kapının nerede boş bulursa oraya oturmak istiyor. Hayır ya Resulallah, olur mu? Evet, onlara, Allah dostlarına benze. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
nerede boş bulursa oraya otururdu. Böyle şeyler nefsin oyunlarındandır. Bilhassa bu nefis oyunları hocalarda, alimlerde, yaşlılarda çok olur. Evet. Giren giren herkes kapı eşiği kalmış. Ben işte hocayım ya. Alimim ya. Nefis. Sen hocasın ya. Oraya oturulur mu? Kapını hiç deme. Hemen çök oraya. Ama ötekiler de bak ne diyor bak. وَيَنْدُبُ الْقِيَامُ لِمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ ذُو فَضْلٍ زَاهِرٍ مِنْ عِلْمٍ وَصَلَاحٍ بِكَسْتِ الْبَرَكَةِ Ötekiler de diyor peygamber bu. Ötekiler, adam öyle, alimim falan demeyecek. Boş buluyla oturma duygusuyla girecek içeriye. Ötekiler de diyor ki, ilme hürmet vardır. Faziletli salih insanlara ikram edilir. Hemen kalk yerini ver diyor. O da öyle düşünmeli. Bu böyle düşünmeli, o da öyle düşünmeli. Evet, öyle yapmalı. Bir adamın meclise girdikten sonra kapıda bekleyip onu söylüyor şimdi. Bir adamın yahrumu aleddâhil mahabbetül kıyam lehu giriyor. Ben profesörüm ya. Haberiniz olsun da bana yer verin. Haramdır diyor bak. Nefsin oyunu mağlup oluyorsun. Demek ki hakiki alim değilsin arkadaş. Hakiki hoca olsan hemen kıvrılı oturursun. Şimdi yani böyle örnekler gördüm ben. Bir yerde bir cenazede bulunduk. Yerini söylemeyeceğim. Teşhisi de hala diye korkuyorum. Burası din kulübü. Misal veriyoruz. İki tane devlet adamı geldi. Aynı yerler işgal etmişler. Biri geldi, cami hınca hınç dolu. Çünkü ölen adam çok sevilen bir adam. Ben de oradayım, sevdiğim için gittim uzak yere. Geldi, cami dolu, kapın, ben de baktım. Kapın yeşil hemen oturdu adam. Bu terbiyeyi almış. Arkasından biri daha geldi, evvela önünden bir adam falanca geliyor, falanca geliyor diyor. Şeyi yaygaraya verdiler caminin içinde. Oturmuş millet vaaz dinliyor. Böyle milleti yara yara gitti tane oturdu. Şimdi hoca da cesur bir adam. Kürsüde konuşuyor. Gördü ya bunu. Biri boş bulduğu yere oturdu. Sünnet bu. Öteki de milleti böyle yara yara geçti oturdu öne. Hoca da şimdi aldım bu hadisi ele. Yüklendi o yara yara gidene. Verdi veriştirdi. Evet. Büyüklenmek Allah'a mahsustur. Ne olursa olsun makamın, paran, etiketin Allah'ın aciz bir kulusun. Hiç unutma. Kimin büyük adam olduğu öbür tarafta belli olacak. Burada da tabii devlet büyüklerine saygı duyulur. Büyüklere saygı duyulur. O ayrı iş. Ama bu adamlar kendilerini böyle haramdır diyor bakın. Bana yer versinler diye yaraştırmak haramdır. Ötekiler de saygı duyacak tabii. Buyur buyur diyecekler. İki tarafta anlayışlı olacak. İslam'da terbiye budur. Usul budur. Tabarani Beyaki Mus'ab Hazretlerinden bu hadis-i şerifi nakletmiş. Aynı konuda bir hadis daha var. Müsaade buyurun. İzen te'adüküm ilel meclisi fel yüsellim fein bedâ lehu en yeclise fel yeclis sümme izâ kâme fel yüsellim feleysetil ula bi hakka minel ahire. İslam edepten ibarettir dedik ya. Bir yere vardın meclise. Evet, selam vereceksin. Selam ver diyor bakın. Onun için bu vaciptir diyor alimler. Emir veriyor. Fel yüsellim. Meclise geldin mi? Selamun aleyküm. Geliyoruz biz. Bunları öğrenmeyenler merhaba arkadaşlar. Hayır, merhaba değil. Peygamber ne diyor? Fel yüsellim. Selamun aleyküm arkadaşlar. Oh, ne güzel. Önce selam. Önce selam. Ondan sonra işin oldu. Oturdun. Boş bulduğun yere otur. Anlattık. Oraya otur.
yanındakine merhaba. Merhaba. Elhamdülillah Anadolu'muzda bunlar yapılıyor. Selamünaleyküm, aleyküm selam diyorlar. Bu yanlış. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Va'yı ilave edin. Selamünaleyküm, aleyküm selam derseniz selam benim ihtiyacım yok, senin olsun anlamına geliyor Arapçada. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hoş geldin, hoş geldin. Otur, buyur, buyur. Oturduktan sonra merhaba, merhaba, merhaba. Bu da İslami. Rahat ol, ben sana tehlikeli adam değilim. Pirelenme. Kardeşim ben. Selam vermek de o demek. Ben sizdenim. Ben Müslümanım. Siz de Müslümansın kardeşiz. Tehlikeli adam değilim ben. Emin oturun. Bir de merhaba o demek. Ondan sonra zil çaldı. Geldi Veli Bey. Oturdu. Merhaba, merhaba. Zır bir baktılar. Veli Bey'in oğlu. Çabuk gel. Evde şöyle oldu. Oturalı 2 dakika oldu. 3 dakika. Efendim diyor ki peygamberimiz, giderken gene selam verin. Meclise geldiğinizde selam verdiğiniz gibi ne kadar kısa olsa da bir daha selam verin giderken. Birinci selamdan daha aşağı değil. Birinci selam sonuncu selamdan daha iyi değil. İkisi de eşittir. Yani selam verince, arkadaşlar ben sizin din kardeşinizim, insanım, size benden zarar yok diyorsunuz. Siz de ve aleyküm selam, biz de sen gibi düşünüyoruz. Bizden de sana zarar yok. Selamette olacağız. Oturdunuz, güzel bir şey. Merhaba da o demek. Çıkarken arkamdan da beni çekiştirmen ha. Bu geldi gitti ya, kim bilir ne filmler çeviriyor demen ha. Selamünaleyküm deyin, ve aleyküm selam. Aleyhinde konuşmayacağız. Şimdi burada nasıl seni hoşça karşıladık, güzel bağrımıza bastık, sen bizim kardeşimizsin, arkandan aleyhine konuşmayacağız. Ve aleyküm selam bu demek. Bu duayı alın diyor. Girince de selam verin, çıkınca da selam verin diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, evet, selam verdiğin adama kötülük yapamazsın, gıybet edemezsin. Edersen eğer çok kötü. Söz verip sözün çiğnemiş oluyorsun. Kadır. Büyük zulüm oluyor. Hani selam vermediğin zaman bu adamın bana bir gırgınlığı var diyorsun, tedbir alıyor adam. Gülüyorsun. Selam verirken de güleceksin. Selamünaleyküm. Gözün içi gülecek. Böyle gözün içi gülüyor. Aleyküm selam. Ondan sonra arkasından adama zulüm edersen çok kötü. Şeyin sözünü çiğnemiş oluyorsun. Evet, bunlara dikkat etmek lazım. Meclise geldiğiniz zaman hepsi selam verirse ne güzel. Tek kişi selam verirse görev kifaya üzeredir. Gene olur. Gene olur. Ayrılırken de böyle. Girerken de böyle. Ahmed İbni Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Hibban, Hakim Müstekin'de Ebu Hureyre, Tirmizi de aynı şekilde. Evet. Gerca Müslim'de de var. Böyle bir yere gittiğiniz zaman ayrılırken mutlaka selamla girin, selamla çıkın. Mesela şu duvar var, bahçe duvarı. Geldiniz, selamünaleyküm, ve aleyküm selam, ve aleyküm selam. Konuştunuz, geçtin duvarın önüne, tekrar geldin, hatırladın bir şey, tekrar selam. Çünkü arada duvar var. Ay, bir metre ya, olsun. Bir metrede olsa pozisyon değiştikçe selam verebilirsiniz. Hele böyle ayrı mekana geçince arada ne kadar yakın zaman olsa olsun selam vermek, iki dünyada selamette ol. Allah senin başına hiç bela vermesin. İmanla göç. Ahlaklı adam ol. Güzel adam ol. Allah'ın yanında makbul kul ol. Muhammed Mustafa'nın şefaatine er. Hepsi var onun içinde. Hepsi var onun içinde. Bunu adet edince zaten adetimiz, devam ettireceğiz. Çoluğumuza çocuğumuza öğreteceğiz. Evet, Müslümanların işi, evet, cennette de bu. Cennet kelamıdır selam. Orada da selamlaşacağız ki
Selamlaşa selamlaşa cennete gideceğiz inşallah. Evet, fethuluha biselam, selametle giriniz. Evet, selamun kavlen min Rabbir Rahim. Selam verecekler orada da. İnşallah müminlere Cenab-ı Hak bizlerin imanımızı kamil eylesin. Ahlakımızı güzel eylesin. Bu güzel peygamberimizin nurlu sözlerini hayatında rehber edinip buna göre yaşayan, evet, laddarallahu imra'an semi'a makaleti febe'aha ve bellevaha, benim bir hadisimi, sünnetimi öğrenen, tatbik eden, bir başka mümine öğretenin Allah iki cihanda yüzünü ak etsin diyor. Bu duaya mazhar olanlardan eylesin inşallah.